Şimdi son zamanlarda sosyal medyada çokça karşımıza çıkan bir konuyla devam edeceğiz. Ne o? Açık öğretim fakültesinde psikoloji bölümü okumak ne kadar yararlı? İnsanların psikiyatriye olan ihtiyacı bu dönemde bu kadar çok artmışken, peki örgün öğretimde olan öğrenciler ne düşünüyor? Şimdi bu konuyu konuşacağız. İstanbul Üniversitesi örgün psikoloji bölümü öğrencisi Betül Topkaya Skype hattımızda. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız öncelikle? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bizler de çok iyiyiz. Şimdi açık öğretim fakültesinde psikoloji bölümü okumakla örgün öğretimde psikoloji bölümü okumak arasındaki fark ne? Yani açık öğretim fakültesinde okunduğu zaman sizin bölümünüzün niteliği azalıyor mu? Böyle mi okumamız lazım? Yani aslında biraz mesele şey... Psikoloji uygulamalı öğrenilebilecek bir sosyal bilim dalıyken bunu açık öğretime açmak hem mesleğin niteliğini, itibarını düşürecek bir şey hem de bizim aldığımız eğitimin de niteliğini düşürecek bir şey. Yani zaten psikoloji bölümü ve psikologluk mesleği çok itibarlı bir meslek değil. Çünkü yüzlerce, binlerce sahte psikolog var. Yani bunlara yenilerini eklemek çok mantıklı bir karar değil. Peki şu an örgün olarak psikoloji bölümünü okuyorsunuz. Öğretmenleriniz de var, hocalarınız da var. Onların size karşı davranışlarında bir farklılık oluyor mu? Ya da ders niteliği konusunda bir farklılık var mı? Şu anda mı? Evet, yani bu süre içerisinde ya da en baştan okuduğunuz süre içerisinde. Böyle bir farklılık seziyor musunuz? Yani bir farklılık derken bizim şeylerle, hocalarımızla aramızda şey bir bağ var. Yani... psikoloji zaten böyle tartışarak kuramları, meseleleri tartışarak ilerletebileceğiniz bir mevzu. Biz de her derste, bir tek dersler değil, bahçede işte hocalarla otururken, çay içerken bile sürekli bir şeyleri tartışarak ilerletmeye çalışıyoruz. O yüzden bizim aramızda hep şey bir bağ vardır yani, sıkı bir bağ vardır üniversitelilerle, akademisyenler arasında. Açık öğretim mevzusu biraz burayı da boşa düşürecek bir şey. Evet. Yani bu anlamda sizin de okulunuz aslında örgün olarak devam ederken açık öğretimden de aynı sizin statünüzde mezun olan milyonlarca öğrenci varken sizin de tabii ki de iş bulma durumunuz biraz daha düşüyor anladığımız kadarıyla. Yani tabii şey de var şimdi, İstanbul Üniversitesi 700 kişilik kontenjan açtı. Ankara Üniversitesi 500 kişilik kontenjan açtı. Totalde 1200 yeni her sene psikoloji mezunu çıkacak ama zaten birçok psikolog işsiz ve yeni istihdam alanları açılmadan böyle bir hamlenin yapılması kesinlikle üniversitelilerde geleceksizlik, gelecek kaygısı yaratıyor yani. Ama bizim asıl takıldığımız mesele gelecek kaygısından ya da işsizlikten şundan bundan ziyade halkın ruh sağlığını biz önemsiyoruz. Yani niteliksiz psikolog yetiştirmek halkın ruh sağlığında ciddi bir biçimde tehlikeye atmak oluyor aslında. Bu anlamda baktığımız zaman da doğru söylüyorsunuz. Peki çok teşekkür ederiz aktardığınız bilgiler için. Rica ederim. Başarılar diliyoruz size öğrenim hayatınızda.